Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay Valiliğini ziyaret etti. Erbaş Hatay Valisi Erdal Atay'ı ziyaretinde Hatay'ın kendileri için çok önemli bir il olduğunu söyledi. Şu anda sınır ötesinde teröristlerle mücadele eden askerimizin karargahı da burada. İnşallah onları da ziyaret ederek hayır dualarımızın ve bütün desteğimizin kendileri için olduğunu ifade edeceğiz. Erbaş, askerlerimizi ziyaret ederek hayır dualarımızın ve tüm desteğimizin kendileri için olduğunu ifade edeceğiz, dedi. Buradan da dua ediyoruz kendilerine. En kısa zamanda bu terör örgütlerinin etkisini bitirirler, son verirler ve kardeşlerimizin, zulme uğrayan kardeşlerimizin bu durumunu, yani zulmü ortadan kaldırırlar. Zaten bizim tarihimizde askerimiz, ordumuz her zaman nerede bir zulüm varsa orada olmuş. Bugün de öyledir. Cenab-ı Hak kendilerine yardım etsin inşallah. Hatay Valisi Erdal Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülke gündeminden destek telefonları aldıklarını söyledi Vali Ata ve desteklere teşekkür etti. İnşallah milletimizin duasıyla silahlı kuvvetlerimiz bunu çok rahatlıkla başaracak kabiliyet ve kapasitede. Şu ana kadar da operasyon çok iyi gidiyor ve Türkiye'nin dört bir tarafından onlarca yüzlerce telefon alıyoruz, e-mail ile vatandaşlar işte gelip yardımcı olmak isteyen, destek olmak isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Burada da televizyonlar huzurunda tüm Türk halkına, Türk milletine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgiden, alakadan dolayı sürekli yardımcı olmak istiyorlar, bir şeyler göndermek istiyorlar. Karınca kararınca bizim de bir katkımız olsun arzusu var. Bu da gösteriyor ki biz 81 milyon bir bütün olduğumuz müddetçe bizi asla kimse bölemez ve yıkamaz. Bunu da buradan ilan etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ayrıca Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Hatay'daki Habibi Neccar'da cuma namazı kıldırdı ve hutbe irad etti. Cahidu bi eydikum ve elsinetikum ve envalikum. Erbaş, cihat müminin bütün varlığını seferber ederek Yüce Rabbinin rızasını kazanma çabasıdır. Cihat, mukaddesatı korumak için beden, dil, fikir ve gönülle kararlılık göstermektir. Haksız bir saldırı, yok etme, sömürme ya da zulmetme mücadelesi değildir cihat, dedi. Nefsin kötülüğe, hataya ve isyana teşvik eden vesvesesiyle mücadele etmek de cihattır. Allah'ın dinini en doğru kaynaktan öğrenip en güzel şekilde yaşamak da bir cihattır. Mehmetçiğimiz, inancımız, bayrağımız, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden varlığımızı feda edebileceğimizi bütün dünyaya bir kere daha gösteriyor, diye de devam etti. Kardeşlerim, daha dün doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu aziz vatanı korumak uğruna verdiğimiz mücadele cihadın en canlı şahididir.